Herkese merhabalar. Deneme sınavları gerçekten çok önemli ve deneme sınavları arkadaşım sana taktikler vereceğim Tokuş. Hocam deneme sınavında hep patlıyorum. Çok normal bir şey. Deneme sınavları çalışıyorum olmuyor. Hayır. Birincisi çalışırken yaptığın yanlışları güzel bir şekilde gözden geçiriyorsan mutlaka denemelerde bir artış görürsün. En önemlisi her deneme sınavı gerçeğinin provası Tonguç. Yani sen deneme sınavını çözerken evde de çözüyor olsan, okulda da çözüyor olsan, herhangi farklı bir yerde çözüyor olsan mutlaka gerçeğinin provası olduğunu bilmelisin. Yani deneme esnasında konuşmak, düşünmek, aman Türkçe'yi yapmayın nasıl olsa ben Türkçe'yi iyi yapıyorum deyip sonraki denemelerde bırakmak veyahut da akşam ağır bir yemekten sonra denemeye oturmak veyahut da telefonunu böyle odanın dışına çıkarmayıp yanında bir yandan telefona bakaraktan bir yandan da soruları çözmeye çalışmak bu yanlış bir şey. Dolayısıyla her deneme sınavı gerçeğinin provası. Gerçek sınavda nasıl çözeceksen aynı şekilde çözmelisin. Deneme sınavı hem bilgiyi ölçüyor, yani işte matematikte bilgileri biliyor musun, fende, inkılap tarihinde, Türkçe'de, hem de dikkati ölçüyor. Yani bu çocuk bir paragraf verdik veya fen bilgisinde bir tane bir resim verdik. Burayı sadece dikkatli bir şekilde okuyabiliyor mu ona da bakar. Sadece senden bilgi istemeyecekler, bazen dikkatini ölçecekler. Sen soruya bakarken Tonguç'um bu soru benden ne istiyor diyeceksin. Ha benim bilgimi ölçüyor veya benim dikkatimi ölçüyor. Ve eğer iki seçenek arasında kalıyorsan, diyelim ki soruyu yaptın iki seçenek arasında kalıyorsan bu... En başta bilgi eksikliğiyle alakalıdır. Çünkü ben şunu görüyorum. Öğrenciler geliyor. Hocam ben sorularda iki seçenek arasında kalıyorum. Gidir bakayım o seçeneğe bak diyorum. Sen bu iki seçenek arasında kalıyorsan bilgi eksiğin olduğu için. Yani konuyu tam bilsen esasında iki seçenek birbirinden çok da farklı. Ha bazı kaynaklarda da böyle çok çelişkili soru olabiliyor. O yüzden iki seçenek arasında kalınabiliyor ama temelinde bilgi eksikliği olunca öğrenci iki seçenek arasında kalır. Bir de diyeceksin ki ben konuyu eksik biliyorum. Konuyu öğrenirsem artık iki seçenek arasında kalmam. Bir de soruyu okurken cevap şıklarına gözün takılmaması lazım. Benim hocam hep diğer sorulara gözüm takılıyor hocam. Diğer sorulara bakmak veyahut da soruya odaklanmamak da aynı deneme sınavını çözerken böyle müzik dinlemek veyahut da işte telefonun yanında bulunması gibi şey. Yani gerçek sınavda nasıl çözeceksen soruları, gerçek sınavda nasıl yanında telefon, televizyon bulunmayacaksa aynı zaman soruları çözerken birinci soruyu çözdün, ardından ikinci soruya geçtin, ardından üçüncü soruya geçtin. Eğer üçüncü soruda takıldıysan, birazdan göstereceğim turnuva taktiğini, hiçbir şekilde dördüncü soruya geçtin artık üçüncü soruya bakmamalısın. Veyahut da aynı sorunun içerisinde soru kökünü okuduktan sonra... Ben soruyu okurken hocam şıklara gözüm takılıyor. Eğer şıklarda böyle senin ilgini çekebilecek bir şey varsa gözün takılabilir. Birkaç saniye bakmakta sıkıntı resimli yok. Resimli şıklar özellikle çok dikkatimi çekiyor. Olabilir, bu çok normalmiş. Ama uzun süre ne kadar güzel resimmiş diye bakmak bazen sana zaman kaybettirir. Bir de Tonguç'um turlama taktiği çok çok önemli. Zaten sınavda esas hayat kurtaran şey bu. Turlama taktiği. Hem senin hem de diğer sınıflardaki arkadaşların, abilerin bütün sınavlarında turlama taktiği uygulayan öğrenciler gerçek sınavlarda istedikleri okulları, istedikleri hayallerindeki okulları kazanabiliyorlar. Mesela burada ne yapacaksın? İlk başta şöyle düşün, bir tur düşüneceksin. Birinci turda soruları çözerken ilk başta yapabildiğin kolay sorularla başlayacaksın. Yani diyelim ki önüne çok zor bir soru mu çıktı? Onu geçeceksin. Hani fıstık yerken böyle açılmamış fıstık yiyince ne yaparsın? Aman evet hocam, hep sonra açılmayanlar kalıyor. Evet, sonra bırakırsın. İlk başta açıklar hemen löp 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 götürürsün. İşte aynı fıstık mantığında olduğu gibi ilk başta kolay soruları yapacaksın. Yapabildiğin soruları yapacaksın. Moral kazanacaksın. Yapamadığın soruları böyle yuvarlak içine alıp ikinci tura bırakacaksın. İkinci turda o yapamadığın ama esasında biraz baksaydın, biraz uğraşsaydın yapabileceğin sorulara bakacaksın. Onların içinde hala takıldıkların varsa, ya bunu yapamıyorum diyorsan, onları da üçüncü tura bırakacaksın. İşte turlama taktiği dediğimiz bu. Böylece sen yapabileceklerini en başta yapmış olup puanını elde edeceksin. İkinci turda yapabileceklerini bir daha bakmış olacaksın. Üçüncü turda da hala yapamıyorsan ya boş bırakacaksın ya da oturup dikkatli bir şekilde okuyup bu soruların cevabını bulmaya çalışacaksın. Buradan ya da atacaksın cevabını diyeceksin. Ya ben iki seçenek arasında kaldım. Bundan bir tanesini atayım diyeceksin. Dolayısıyla kitapçığın bittiğinde tekrar başa dönmek ve hızlı bir şekilde turlama yapmak en fazla neti artıran yöntemdir Tonguç'um. Ve denemeleri çözerken, evde çözerken veya okulda çözerken mutlaka süre tutmalısın. Çünkü sana sınavda sayısal dersler için, sözel dersler için, Türkçe için, matematik için mutlaka belli bir süre verecekler. Gerçek sınavda da belli bir süre verecekler için süreye harfiyen uymalısın. Süreyi tabii ki sınava girdiğinde okulda sana bir duvar saatte gösterecekler ama sen evde çözerken mutlaka bir saat yanında bulundurmalısın. Bu duvar saat olabilir, masa saat olabilir ama süre önemli. Ve soru çözmeye mutlaka en başarılı olduğun dersle başlamalısın. Yani mesela diyelim ki fen dersini sevmiyorsun, zor geliyor sana veya İngilizce veyahut da işte matematik. Önce matematikten başlamalıyım. Bakalım ne kadar yapacağım diye takıntı yapmamalısın. Önce Türkçe dersini en başa koymalarının sebebi de budur zaten. Türkçe'yi genelde öğrenciler iyi yapar ve hepimiz Türk vatandaşıyız. Mutlaka bir sözcükte anlamdan, cümlede anlamdan birkaç tane doğru yapıp bir moralimiz yerine gelir. Dolayısıyla sen de soru çözmeye en başarılı olduğun derslerle başlayabilirsin. Yani eğer fende biraz zorlanıyorsan Türkçe,
matematik, ardından sosyal, ardından fene geçebilirsin. Yani ben sırasıyla çözmek zorunda değilsin. Ama tabii ki doğru çözmek motivasyonu artırdığı için diğer sorulara geçtiğinde, yani birinci soruyu doğru yaptın, ikinci soruyu doğru yaptın, üçüncü soruyu doğru yaptın, artık muhtemelen dördü de doğru yapacaksındır. Ama zor bir derse başladıysan, bir de zorlandın, ikiyi boş bıraktın, bu ister istemez biraz motivasyonunu azaltabilir. Bu yöntemi bilmelisin. Şimdi Tonguç'um, sana güzel bir haberimiz var. Nedir hocam? Tonguçakademi.com'da 5, 6, 7 ve 8 sınıflara özel her ay tüm derslerden deneme sınavımız var sınıf anahtarına. Ama biz aynı zamanda senin için TOS diye bir şey hazırladık. Bunun bir tanesini yapmıştık önceden. Şimdi Türkiye geneli deneme sınavı yapacağız. Tonguç deneme sınavı ve online bir deneme sınavı olacak. Ücretsiz bir deneme Kaç sınavı olacak. Kaç lira hocam? 0 lira yani ücretsiz. 23-24 Mart'ta olacak. 5. sınıflar, 6. sınıflar, 7. ve 8. sınıflar bu sınava girebiliyorlar. Burada tamamen ücretsiz olduğunu bir kez hatırlatmak istiyorum. 23 Mart Cumartesi günü saat 10'da. Nereden başvuracağım hocam? Tonguç sınavdan başlayacaksın. Hatta aç bak Tonguç sınavda, açayım Tonguç evladım benim. Gel açtım bakayım. Hocam. Bak görüyor musun? Tonguç sınavda yazıyor. Tonguç deneme sınavı. TOTS'a gireceksin. Burada tarihleri ben... Hocam hangi? Nutuk denemesi, TOTS, 6. sınıf, ondan sonra 5. sınıf, 7. sınıf... Tıkla mesela bir tane sınıfa tıkla. Mesela 5. sınıfa tıkla. 5. sınıfa tıklıyorum hocam. Mesela tıkla. Tıkladım hocam. Tıkladığın zaman burada senin için bir kullanıcı adı veyahut da işte inkılap sınavına tıkla. Bir tanesini tıkla. Buradan başvurabilir miyim hocam? Tabii ki buradan başvurabilirsin. Buradan başvurunu yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde Tonguç'un deneme sınavlarına girebiliyoruz. İstersen İstanbul stüdyolarına dönelim şöyle. Gel bakalım. Geldim hocam. Tamam harikasın. Şimdi 23 Tonguç sınavda sitesine girdiğin zaman bunu birazdan zaten sitemizde ismini söyleyeceğiz. Tonguç sınavda koma girmen gerekiyor ama. Birincisi tarihleri bir hatırlatalım. 23 Mart Cumartesi günü saat 10'da 5. sınıflar. 23 Mart saat 18 yani akşam 6'da 7. sınıflara ücretsiz bir deneme sınavımız var. Pazar günü de 6. sınıflar saat 10'da, 8. sınıflar saat 18'de. Hocam bir daha başvurabilir miyiz? Nasıl başvuruyor? Gözler bak bir daha aç bakalım Tonguç sınavda gir. Tonguç sınavda girdiğin zaman bak. Hangisine başvuruyor? 5. sınıfa başvuruyor hocam. Evet, 5. sınıfa tıkla bakalım ha. Bak burada ne diyor? Kullanıcı adı diyor ve şifre diyor. Bunları kendin yeni üye olarak da bak orada yeşil kısım var. Oraya tıklayaraktan üye olabilirsin. Ve burada kendin için bir üyelik açıp Tonguç sınavda da Tonguç deneme sınavını yani TOTS'a online deneme sınavına ücretsiz katılabilirsin. Hangi web sitesine gireceğim hocam? Bak Tonguç sınavda.com'a gireceksin. Şimdi geri tamam. Dön İstanbul stüdyolarımıza geri dön. Bak Tonguç sınavda.com'a girdiğin zaman sınavı ücretsiz bir şekilde üye olup çözebiliyorsun. Sınav kaydını oluşturuyorsun ilk başta nasıl katılacaksın? Sınav saatine mailindeki linki tıkla ve denemeye katılıyor. Zaten biz sana bir elektronik posta mail atacağız. Sen ona tıkladığın zaman hop çikil hop Tonguç sınavda'ya düşeceksin ve orada çözeceksin. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak. Yani hepsi aynı saatte başlayacak. Az önce verdiğimiz saatler. Yani 5. sınıflar saat 10'da aynı anda başlayacak. Veyahut da 8. sınıflar saat 18'de aynı anda başlayacak. Bu denemede sen de kendini test etmelisin ki... Sıralamamı görecek miyim hocam? Tabii ki sıralamanı da mutlaka vereceğiz. Zaten önemli olan bu sıralama. Yani sen acaba işte ikinci mi oldun, üçüncü mü oldun, beşinci mi oldun bunu net bir şekilde görmelisin. Ve sınavı da gerçek sınavmış gibi çözmeyi unutma Tonguç'um. Çünkü artık dijital eğitime geçirme ihtimali var. Dijital sınavlar zaten bazı proje okullarına yapılıyor. Şimdiden online deneme sınavlarına kendini alıştırmak senin için ileriki sınıflarda veyahut da sınavlarda başarılı olmanı sağlayacaktır. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.